Ordinaris Profesör Doktor Reha Oğuz Türkkan buradalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Minicik sizden bahsetmek ve tanıtmak istiyorum izleyicilerimle. Ben hayatımda ilk defa bir ordinaris profesörle birlikteyim. Onur verdiniz, gurur verdiniz geldiğiniz için. Şimdi siz TÜGAV'ın onursal başkanısınız. New York, Columbia ve CCNI diye okuyacağım. City College of New York. New York Üniversitelerinde eski öğretim üyesiniz. 60-69 yıllar arasında Amerika'da 124 öğretim merkezi kurmuşsunuz. Başkanlığını yaptığınız Learning Foundations, yani Öğrenim Temelleri Vakfı'na Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti'nce 4 eyaletin öğretim tekniklerini yenileme görevi verilmiş size. Ve 70'lerde de Learning Materials Publishing, yani öğretim malzemeleri yayın evi. Ne başkanlığını yapmışsınız? Son yüzyılın en önemli psikologlarından ünlü bilim adamı Profesör Skinner ve Profesör Cowder'la, biri Harvard Üniversitesi'nde, bir de UCLA'da, sorularla programlı öğrenim metodunu geliştirmişsiniz. Bu yeni öğrenme metodunun 3 kurucusundan biri olarak ve Amerika'daki eğitime katkılarından dolayı Who's Who ansiklopedisinde yer almışsınız. Ve Amerikan federal hükümeti tarafından 4 eyaletin eğitim planlaması ve Sunrise Açık Üniversitesi'nin kuruluşunda eğitim teknolojisi danışmanı olarak görev almışsınız. 124 okul, 4 tanesi hızlı okuma ve bir bilgisayar üzerine açmışsınız. Aynı doğrultuda Türkiye'de Yaykur Açık Öğretim Fakültesini, üniversitesini kurmuşsunuz. Böyle çok enteresan bir şey daha var. 75-76 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yaykur Açık Üniversitesi'nin kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptığınız gibi 76'da da NASA'ya danışman olarak Hindistan'daki uydulu eğitim çalışmalarını incelemişsiniz. Devam ediyor. Benim dilim tutuldu. Çok uzun. Çok uzun. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ama bugün burada olmanızın çok önemli bir sebebi var. Siz Türkiye'ye etkin ve hızlı okuma tekniklerini getiren hoca olarak tanılıyorsunuz, biliniyorsunuz. Yıl kaçta? Getirdiğimde 75-76. Ama biz bunu çok sanki sonralar duyduk. Yani yaklaşık bir 10 yıldır, evet, 15 yıldır konuşulan ancak bir 2000'e mevzu doğru başladı duyulmaya iyice. Evet, kıymetini bilebildik galiba son yılda. Evet. Peki şimdi enteresan bir şey tabii ki. Bu teknik keşfedildikten sonra işte bir zamanlar her yerde akapunturcu dükkanları neredeyse açılırken hala devam ediyor. Bu tür yeni gelen sistemler için de hemen herkes bir tabela levhasını asıp bu işleri yapıyor. Başta onu söyleyelim. Bu işin uzmanlığı olduğu, iyi bir kurum olduğu, kuruluş olduğu nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edeceğiz? Bu doğrudan doğruya öğrencileri test ederekten başlatmak. Kaç okuyor o anda ve anlaması ne kadar? Çünkü anlama çok mühim. Ondan sonra ne kadar saat veriyorsa bu kursu, o kursun sonunda nasıl bir aşamaya ulaştı? Hem hız bakımından mı, anlama bakımından? Onu yapabiliyor mu? Ve onu hangi metotlarla yapıyor? Şimdi artık bilgisayar en büyük bir önem kazandı. Bilgisayarla, egzersizlerle yapabiliyor mu? Bu başlıca şeyler. Bir de abartmıyor mu? Çünkü evet, şimdi isminde hızlı okuma teknikleri ama biz onun için de hızlı ve etkin okuma teknikleri diye siz onu bütünleştiriyorsunuz. Anlamayı arttırmamızın bir yolu 3-4 kelimeyi bir kere de beyne yollayabilmek. Çünkü göz sadece bir kamera şeysi gibi, merceği gibi. O sadece bakıyor, evet, anlamıyor bir şey, evet, görmüyor. Onu yolluyor beyne, beyin onu anlıyor ne olduğunu. Beyine tek kelime yollarsa bir şey anlaşılmıyor. Onun için beyne 3 kelime, 4 kelime bir kere de yollayabilse, yani isim, fiil, sıfat gibi diyelim, üçünü bir kere de beyin alsa anlamasını arttırıyor. O zaman onun keyfini de varıyor demektir. Hocam cümle yollasak demek ki beyin daha mutlu olacak. Onu yapamayacağız ama galiba, değil mi? Daha evet, öyle bir şey yok. Evet. Bu sistemden en iyi kimler faydalanabilir sorusuna gelelim, onun cevabını verelim. Şimdi isterseniz şöyle bir neye maruz kalıyoruz bu çağda onu anlayalım. Bilgi çağı diyoruz. Evet. Ama o bir yuvarlak kelime olarak kalıyor. Halbuki bilgi çağı aslında hakikaten çok mühim bir değişim bugünlere. Mesela bakıyoruz Sumerliler çağına, milattan önce 3500-4000. O çağdan sonra Mısır'ı da geçerekten Anadolu medeniyetlerine geldiği zaman onların biriktirdiği bilgi ve yazdıkları tabletlere veya parşömenlere koydukları şeyleri bir katına çıkarması 3000 sene alıyor. O zamana kadar hep aynı devam ediyor. Fazla bir şey değilmiş, ondan sonra bir katı oluyor. Sonra derken 1700 senede bir değişiyor. Sonra 700 yılda bir, sonra 60 yılda bir, sonra
Şimdi 10 yılda bir, şimdi mesela Batı'da son, Batı'da değil bütün dünyada son yapılan icatların, keşiflerin ve yeniliklerin toplamı son 35 yıl içinde olmuş. %95'i. Son 35 yıl içinde. Olağanüstü bir şey. Eskilerin hepsi de atılmadı. Hala bilgilerin çoğu duruyor ve kullanıyoruz. Malazgirt Savaşı bilmem, İstanbul ve onlar değişmiyor. Bütün bu bilgiler sel gibi üzerimize akarken ve kitap sayısı, bilmem internet ekranlardaki okuma, e-maillerimizi okuma derdi bilmem ne, altından çıkılamaz hale geliyor eskisine nazaran. Aslında çok okuyacak şey var değil mi? Batı'da 250 milyon sayfa senede yayınlanıyor. Bizde de çok ama yani okumuyoruz diyoruz ama ben hatırlıyorum. Biz herhalde daha bunun şeysini yapmadan, kursunu almadan veya egzersizini yapmadan 150 dakikada 150 kelimeyle 180 kelime okuyoruzdur. Evet. Amerika'da da bu aşağı yukarı öyle. Ama kişiden kişiye biraz değişiyor. Çok okuma meraklısı falansa ve yeter, o belki 200 kelime okuyor dakikada. Ve anlama nispeti de %80 nerede duruyor çok kere. Hızlı okuma şeysini 16 saat, 12 saat aldı mıydı? Bu aşağı yukarı 3-4 katına çıkıyor. Şunu mu söylüyorsunuz? Biz dakikada dediniz değil mi? 150 kelime. Evet. 150 kelime okuyabiliyor isek bu teknikten sonra 2 katı dediniz, 3 katı dediniz. Evet. Yani 300-400 kelimeye kadar falan çıkabiliyoruz. Şimdi artık anlamadı %90'a çıkıyor. Çünkü dediğim gibi üçlü şey çok mühim. Demin biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi beyne 4-5 tanesini birden yolladığınca daha rahat çözebiliyor. Daha rahat çünkü bir kere de beyin demek istediği şu diyor. Yani orada düşünme zamanını siz daha fazla kelime yollayarak düşünmeyi değil, oradaki o zamanı algıdaki yükseklik olarak kullanmış oluyorsunuz. Yoğunlaşıyoruz. Böylelikle dikkatimiz de dağılmıyor. Dolayısıyla anlama yeteneğimiz de daha fazla artıyor. Şimdi şey gibi aslında bu teknik şunu da sağlıyor galiba. Dediniz ya beyin çok hızlı çalışıyor. Göze göre çok daha hızlı çalışıyor. Evet. Yani bir nebze beynin çalışma hızına gözün okuyabilme hızını yaklaştırmaya çalışmak. Çünkü hiçbir zaman göz yetişemez beynin hızına. Mümkün değil ama. Ama şimdi çok geride. Şimdi onu öğretiyoruz. Hızlı. Bilgisayarla gitgide genişliyor beyne yollanan o şey. Ve onu daha geniş görmeye alıştırıyoruz. Ve biz hatırı okurken böyle 10 defa durucuyla bir kere ya da 2 defa duraraktan geçiyor satırları. Ve böylelikle hem anlamayı hem hızlı okumayı şey yapıyor. Sağlıyorum.